Bir pazar gününe yine herkese merhaba arkadaşlar. Evet son durum ne terminalimize şöyle hızlıca bir bakalım. Evet bitcoin 45 sinyali veriyor. Yani ortaya karşı aslında dün biraz daha yüksekti. 81 81'de hala güçlü al sinyali. Binance'e de aşağı yukarı bitcoin aynı. Buradan xrp ile Ethereum güçlü al sinyalleri üretiyor. Geçen hafta ne oldu ne oldu ne oldu? FED'i bekliyorlardı herkes. Biz FED'den önce davrandık. Salı günü alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz alıyoruz dedik. Ve herkesin herkesin e, özlediği şu tablo. Boğalar masada mı? Boğalar masada mı? Boğalar şortçuları şortçuları ortadan kaldırıyorum. Tabi e, bir de şöyle bir şeyimiz vardı. Özellikle Mart'tan itibaren bizi Zın 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 zın. Herkese av, avladılar arkadaşlar Çok büyük düşüşler yaşadık. Ama e, bu saatten sonra bakalım Bitcoin'de e, dipler geldi mi? Daha doğrusu biz bir aydır dipler geldi diyoruz. tabi daha detaylı inceleyeceğiz Bitcoin ama ondan önce şöyle kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa tek tek yazın. Bakın birçok coin'de güzel karlar kazandık. Bir hafta içerisinde iki katlar zınk 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 geldi. En son file dedik. File dememizle de beraber yüzde %70 attı. AP'den vurduk. Gal'dan ee, dün değil evvel gün Bakın Gal'a dikkat çektik. Gal'la AP aşağı yukarı paralel hareket ediyor. Sonra dedik file. Şimdi Kadena diyoruz. Bakalım Kadena'da da durumlar farklı. Tabi yorumlara bakacağız arkadaşlar. Hepsini tek tek cevaplıyorum ama ondan önce şöyle bir Bitcoin'i bir değerlendirelim. Tabi birçok veride bakın indikatörleri açmaya gerek yok. Bir aydır indikatörlerde dedik ki birçok indikatör dip sinyallerini verdi. Belki yeni giren aranıza yeni girenler varsa ilk kez izleyecekler olanlar varsa şu mavi alana geldi mi Bitcoin dip yapıyor arkadaşlar. Bakın ee, burada da artık buranın bir dip olduğu sinyali geldi. Belki dedik burada bir intikal daha yaparsa o da aşağı yukarı bizi 16.000 civarlarını gösteriyor dedik. Dolar endeksi bakın dolar endeksi DXY yani şimdi DXY doların gücünü temsil ediyor. Yeni girenlere yine şöyle piyasamıza ilk kez merhaba diyenlere de şöyle söyleyelim. Dolar endeksi ile DXY ile biz ters orantılıyız arkadaşlar. Eğer DXY yukarı gidiyorsa piyasalar sadece bizim kriptolar da değil bakın. Hisse senetleri Nasdaq diğerleri de ters yönde altında dahil ters yönde hareket ediyor. Ama aması var işte bakın şöyle bir yükselen kanalımız vardı. Aslında burada herkes daha yükseği bekliyordu. Ben dedim ki arkadaşlar bu benim kanalın tepesi. Bu benim kanalın tepesi zaten birçok indikatörde dip vermiş Bitcoin'de. 18 binlerde almayı kaçırdık ama 19 binlere yetişebildik. 19 binlerden alımlarımızı yaptık. Bakın 2016'da zirve yapıyor 2018'e kadar güzel bir rally yaşandı. Geldik buraya. 2020 martında o sert düşüş herkes hatırlar. Şu sert yükselişle ama ondan sonra güzel güzel karları 2020'nin sonuna doğru, 21'in başına doğru güzel karlar yaşandı. Şimdi geldik bakalım. Buradan şuradaki kısa yükseliş trendimizi de kırdık. Aşağı doğru uçuyoruz. Eğer uçacaksak evet güzel boğalar, güzel hayaller ee, kapımızda. Tabii şunu da e, cebe koymakta fayda var. Evet e, bir haftada birçok oyunda 2x'ler geldi, 3x'ler geldi. Yani paramızı 2'ye 3'e katladık. Buradan şu hesabı yapmayın. Yani bir haftada paramı ben 2'ye katladım. Bir yılda ben milyonerim hesabını yapmayın piyasalar sizi milyoner etme hesabı yapmıyor arkadaşlar. O yüzden güzel gördüğümüz karları cebe atmakta fayda var. Şimdi geldik Bitcoin'de son durum ne? Evet önemli bir gün. Ay kapanışı arkadaşlar. Bakalım aya nasıl başlıyor? Ağustos'a nasıl bir merhaba diyeceğiz ama... Ondan önce şunu da söyleyeyim. Şimdi 24 bin 23 bin arasına sıkışıp kaldık. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. 3 gündür yaptığımız olay bu aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı ama aması da var şu Mart'tan itibaren gelen düşen treni daha önce kırdığımızı söyledik W hedefi de 24'te dedik geçen hafta sonra sizlere sattırdık geldik burada kanalımızda rites etmesiyle beraber daha FED toplantısına bir gün kala dedik ki ben e, bazı coinlere ekleme yaptığımı söyledim Bunlar da bir tanesi hapeydi kaldı e, faydı. Onlar onlarda çok güzel karlar geldi Tabi buralarda e, güzel kar ettim coinlerden aldım karlar da hiç yükselmemiş hareket etmemiş. Ölü taklidi <laughs> ölü taklidi yap ön coinlere de atıyorum. Tabii ölü taklidi deyince de stabil coin adı aklımıza geliyor. Yani bildik bile hep aynı yerlerde yatıyor. Bir de ona bakmak lazım. Şimdi e, bakın yani şuradaki şuradaki tablo sanki bana birazcık burayı andırıyormuş gibi. Burada da çok ince bir e, şu tepeden yükselen bir tepe yapıyoruz. Bakın burada da şu tepeden çok ince bir yükselen tepe yapıyoruz. Sonra aşağı doğru bir geri çekilme yapabilir mi? Yapabilir. Yükselen dipler, yükselen dipler, yükselen bir tepe yaptık bu cebimize bakın. Bu pozitif. Bizim o meşhur ikili strateji hala al sinyalini üretiyor. E, geri çekilmeler olursa yani 23.000'de kaybedersek kademe kademe söyleyeyim 22.400 21.700 ama anası var işte. E, 20.000'in 20, üzerinde kaldığımız sürece e, pardon 20.000 demiş. E, yani şu gibi daha aşağıda kapatmadığımız sürece sıkıntı yok. Yani en fazla 21.400 gelebilir mi? Gelebilir. Ama buranın üzerine de çıktığımız takdirde de e, 26-27 ve özellikle bakın bu, burası. Yani 29-28 bantları, 30 bantları. Buralar benim e, Alt sat yaptığım coinleri burada kar satış yapacağım. Tabi uzun dönemde tuttuklarımız ayrı. Uzun dönemde tuttuğum coinler harç. Gördüğümüz tablo bu. Bir de büyük tabloda düşen trendimiz var. Bakın yani bir de büyük tabloda düşen trendimiz var. Burası da aşağı yukarı ee, bizi nereye gösteriyor? Yani gün geçtikçe değişiyor arkadaşlar. Daha aşağı iniyor. Kırmamız daha kolaylaşıyor. 27 bin, 26 bin e, gün geçtikçe aşağı doğru gidiyor. Bir de şu şeyi bir açalım bakalım. Ee, şu ortalamamızı bir açalım bakalım. Evet. Burada da günlük de güzel. Yani şu turuncu ortalamamızın üzerindeyiz. Üzerimizdeki yeşil ortalaması 26 bin e, 700 diyor. Zaten aşağı yukarı şuralarda da bir e, yani direncimiz var hem de kanalın tepesine geliyor. Yani her şey birbiriyle örtüşüyor. Yani ama buraya gelmemiz için de bir e, nedir ne diyoruz 24 binin üzerinde ekstra bir mum gerekiyor. Atmakta zorlanır Tam çıkıyoruz kafamıza vuruyorlar. Tam çıkıyoruz kafamıza vuruyorlar. Bakalım bu sefer alacak mıyız? Ara sayıda bakın ara sayıda güzel. Ara sayıda da yükselen yükselen tepeler, yükselen yükselen tepeler. Bu da onaylı. Yani şuradaki yükseliş trendini kırmadığımız sürece sıkıntı, panik e, yoktur diye düşünün. Bir de ribbon'a bir bakalım. E, yani buranın da üzerindeyiz. Bakın burada da ribbon'la da üzerinize yani her şey bir yani bir nevi olumlu gözüküyor ama sanki şurası bana birazcık burayı andırıyormuş gibi geldi. İnşallah andırmaz. Şöyle yukarı yönlü bir sert bir mum yapar. Ondan sonra tabii ki en de bir ribbon'da ritesi hareketi yapar ama şu 26 binlere doğru bir hareket etmemiz lazım. Orada da bir ara direncimiz var arkadaşlar. Bitcoin'de diyeceklerim bunlar. E, destek dirençler evet şu 26.000'de 26.800'de bir direncimiz var. E, onun altında da bakalım yani başka. Yani aşağı yukarı 4 saatlik tabloda belki 25.800'ü gösterir. diyecekleriniz bunlar. Bitcoin'de geldik şimdi. E, yorumlar kısmına yorumlarımızı da yenileyelim şöyle. E, Tabi Aklınıza gelen sorular da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar istediğiniz coinleri yazın. Hepsini tek tek e, cevaplıyoruz. Hocam Gal Ape'de iki katı için teşekkürler. Faili kaçırdım demenize rağmen bir faile bakacağız. E, file gerçekten güzel gidiyor. E, dün değil evvelki gün dedim. Bakın dikkat edin. file 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 file, file vurdu oradan. Alpine Ufuk Hocam'a da selamlar olsun. Alpina'ya bir bakalım. Uzun zamandır bakmıyorduk. Aslında Telegram grubunda yayınlıyorum. Tabi bir de Telegram grubumuz var arkadaşlar. Videonun altında linkimiz var. Oradan katılabilirsiniz. Serkan Hocam'a da ben teşekkür ediyorum. Sanırsam Antalyalıydı. Op coin'i bekliyorum. 1.55 e, Opa ben daha önce incelemiştim. Orada ufak bir çanak e, yapısı vardı. Onu almasını olabilir. Çok sert hareket etti. Oradan da en aşağı bir 3 katım mı 2 katı geldi. Ama ben Opa çok büyük atmamıştım. Yani çok çok düşük bir yeni bir proje olduğu için çok ufak bir rakam atmıştım. Hala ellemedim. E, Jasmide RSI'nin ne durumda Hüseyin Hocam'ın RSI'sine bir bakalım. E, Fatih. Avak Sol TLB. bakabilir misiniz? Bakalım. Moes Moezi en son sizleri uyarmıştık. Moezi'de düşen bir kanal yapısı var. Bu kanal yapısı kırılmadan ben girmeyeceğimi söyledim. Ee, Hüseyin Koçlit'e biz teşekkür ediyoruz. Ee, siz de bizim için değerlisiniz. Sedat Hocamız var. Yine evet Alpine. TLM Evet TLM'yi geçen videoda es geçmişim herhalde. Bir TLM'ye de bakalım. Yani aşağı yukarı bütün evet fayd dediğiniz gibi sert attı. Neyse gelelim. Gelelim şimdi neye gelelim? Alpine. Alpine'den çok istek var. Alpine ile bir başlayalım arkadaşlar. Hadi şuradan açalım. Ee, Alpine. Ee, Arasay'a güzel. Nereden üretiyor Şimdi şöyle bir Arasay'a bir bakayım. Al sinyalimiz devam ediyor. Bu güzel. Günlükte daha gidecek çok çok yolumuz var diyor. 4 saatini açalım. Ee, Alpine'den mi diyorsun Yani bunu Alpine'ye de ilk video çekenlerden bir tanesidir. Buradan kaç kat geldi arkadaşlar? 4-5-6 kat paramızı 6'ya katladık. Zaten kar satışı dememizin nedeni. Bakın bir burası dedik bir burası. Çok güzel. Bir haftada paramızı 6x'e katlamıştık. Şubat-mart ayında birçok köyünde yani kaç katlar geldi hesaplayamadım. Şimdi Alpine ne yapıyor? Şunu bir 4 saatte bir açalım. Ee, gördüğüm tablo... Şöyle bir saniye bir ortalayalım arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyor? Yani 3 bandını almak zorunda. Alpine. Alpine 3 bandından red diyor, red diyor, red diyor. Ee, burada Arasen'in zaten şişme yapmış. Bakın şu mumla beraber Arasen'in şişme yapmış. Bu şişkinliği 4 saatlikte almış. Bu güzel. Al sinyalini tekrardan üretmiş. Bu da cebimizde. Ee, günlükte zaten Arasen'in de hiçbir uyumsuz yok. Her şey tıkırında. Ee, Bakalım şurayı alırsa 3 bandını alırsa hareketlenir. Ee, güçlü dirençlerden bir tanesi burası. İkincisi de aşağı yukarı 3.8 kademe kademe göre destek dirençleri şuradan not alabilirsiniz. Şöyle bir ribbon'un 4 saatte üstünde güzel. Şu ribbon'u bir kapatalım. Ribbon'un bir işimiz yok. Tablomuz daha net gözür gözükün. Yani 3 bandı evet güçlü bir direnç. Bakın burada nasıl zorlandıysa vermekte de destek olarak çalıştı şu 3 bandı. Burada da direnç olarak karşımıza sert bir şekilde çıkmış. Bir denemiş, iki denemiş. Çok hızlı yine atıyor. Bakalım. E, burayı alıp direkt gözünü e, aşağı yukarı şuralara 3.7-4 bandına doğru çekecek. Ama asıl e, güçlü dirençlerden bir tanesi. E, yani 4.8 ama oradan da ziyade burası arkadaşlar. Bakın 5.3. 4.8 ve 5.3. Şu diplerden alanlar için kar alma konumu diye düşünüyorum. Evet. Büyük düşen trendi yani şuradaki yatay düşen trendi kırdık ama o eski Alpine'den eser yok. Öyle set hareket edecek bize Alpine lazım. Yani koskoca Binance arkasında ama çok da ilginç bakın Binance demişken. Binance'nin birçok e, fan token'ı çok sert hareket ederken bir tek Alpine kaldı. Alpine öksüz kaldı inşallah. cizi bu söylediklerinizi duyuyordur. Şuradan bir Alpine'ye şöyle bir gaz vermesi lazım diye. Düşünüyorum. Diyeceklerimiz bunlar Alpiner'in. Şimdi geldik. Ee, gal. Gal'da bakın hedeflerimiz tıktık tık geldi. Gal'da hedeflerimiz tıktık. Tık. Geldi mi geldi. Ama Gal olur da 4.2'nin üzerinde gerçekten sağlamla kalırsa daha gidecek çok yıllar. Bakın. Geliyor gelmekte olan dedik. Buradan aldırdık. Sattırdık, aldırdık, sattırdık, aldırdık, kaç kez kar ettik ve satış noktalarına bakın hepsini tek tek söyledim. Bütün videolarımda tek tek söyledim. İlk başladığım 3.6'ya doğru kar alacağım dedim. Hatta videolarımda da var. Aldık. Sonra geldik kanalda test etti. Ee, pardon burada sattık, buradan aldık. Şimdi e, güzel bir yapı var. Zaten burada da bir W vardı arkadaşlar. Bakın W kırdı, rites etti. Ondan sonra sert bir şekilde yoluna devam ediyor. 4 saatte evet ara şişme yapmış birazcık indiriyor. Günlüğüne de bakın daha önce de, dün de söyledim. Bak, şimdi günlüğüne bir bakalım. Bunu bir haftadır bakın ape gal yani bir hafta iki haftadır ape gal ape gal diyorduk. Evet çok güzel karlar getir. İki katı geldi mi geldi. Daha ne olsun yani. Yani 95 %90 aşağı yukarı iki kat parayı ikiye katladık mı katladık. Daha gidebilir mi gidebilir. Ama ben e, dün de söyledim, bugün de söyledim. Ker aldım arkadaşım yani. 4.2 bantlarından kar aldım. Daha ne olsun yani yeter bana. Tabii önemli olan bakın e, ker alabilmektir. Bakın gerçekten söyleyeyim. Yani bir de sizlerin ne kadar kar alma e, potansiyeliniz var. Yani bazıları çok aç gözlüdür. 10 katını bekler. Bazıları %20 ker bile bana yeter diyelim. Yani ben ker gördüğümü dayanma, dayanamam arkadaşlar. Ben ker gördüm hemen alırım. Ee, Galda diyeceklerimiz bunlar. AP'ye de şöyle hızlı bakalım ondan sonra şu yorumlardaki coinleri tek tek inceleyeceğim arkadaşlar. Bakın AP'de dedik W var. Bakın W geliyor. Hedef neresi? Bakın. Bakın burada da çizdik. İlk geldi şu W hedefini de söyledik. İlk geldi dedik ki burası 5.3. Kere aldık mı aldık? Geldik. W rites hareketinde tekrardan al. Yani kaç kez? Hatta bakın şöyle bir trend çizdik. E, takoz çizdik. Sat al. Sat bir alttaki desteklerden ama şuraya en fazla buraya çekilirse ben yine bir denerim bakın 6.1'e doğru ya da artık 6.1 de biraz belki zor olabilir ama 6.3 bandına doğru bir e, geri çekilme olabilir mi olabilir e, şöyle söyleyeyim 1.7.5'e kadar gelebilir mi gelebilir yüzde kaç kar vermiş bakın arkadaşlar yüzde 137 yeter mi yani paramızı iki katından daha fazlasına katlamışız. 10 liramız olmuş 20 lira. 1000 liramız olmuş 2200 lira. Yani yeter mi? Yeter arkadaşım. Bana göre yeter. Tabii de ape'de farklı bir durum var da onu sonra anlatırız. NFT rüzgar esecekse zaten dedik bakın arkadaşlar. Ape ve Gal bu ikisi NFT rüzgarının başına çekecek coinlerden ikisi arkadaşlar. Neyse. Geldik geldik şöyle bir e, Kadena'ya da bir bakalım mı? Bakın Kadena, Faire'e de bakalım ondan sonra hızlıca yorumlardaki coinlere geçelim. Şimdi Kadena'daki durumu görüyorsun değil mi? W eğer e, güzel, güzel güzel, çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyorum. Eee Kadena'yı yani bak al, tepede al sat. Yani şey pardon, e, sat al tam dersin söyledik. <laughs> Sat, al ama bu sefer tutun dedik. Neden tutun? Bakın şimdi kadena, kadena buraya kırarsa aşağı yukarı hedefi burada büyük bir W var. Günlükte de şey yani şu zaten WW çiziyor. Bu süreç ne kadar uzun giderse yukarıya da aşağı yönlü hamleler de o kadar sert gelir. Nereden diyeceksiniz? Şimdi kadenada diyeceklerim bunlar yani kadenada evet 4 saatinde bir şişme yok çok güzel fazla bir şişme yok daha gidecek yolu var. Günlükte günlükte 10 numara arası. Bakın günlükte arası 10 numara. Daha gidecek çok çok yolu var. Daha yeni 50'nin üzerine attım diyor. Daha ben yola yeni başladım diyor. Ee, yani şurayı alırsa ve vermediği sürece gözünü buralara kadar dikeceğini düşünüyorum. Yani 2.3 2.4 bandına doğru. Yani ben şuralardan aldım. bir kısmını yani iki bandın üzerine yani şuralarda belki bir kere satış yaparım. Diğer kısmını da tutarım diye düşünüyorum. Şimdi bakın Şuradaki file'ın durumuna bakın. 4 saatliğine de bir bakın. Ne yapmış? Oyalanmış. Şimdi gelelim file'e. Bakın. Oyalanmış, oyalanmış. Aynı durum bak. Bire bir aynısı. Bire bir aynısı. Ama şurayı bir kırdığında da zınk diye. Fail. Failciler burada mı? %81. Bir günde ya. Bir günde %81 verdi aşağı yukarı. Yeter mi? Benim için yeterdim. Ben çıktım. Ya yani ben şu bantta çıktım. Ara şişmiş dedim. Çıktım. Şimdi de 4 saatte bir uyumsuzluk veriyor ama günlük önemli. Ee, yani şöyle bir günlüğüne bir bakalım. Ee, günlükte de şişmiş. Ve nokta atışı bakın direnç ikinci direnç yani. Ee, yani buralardan dönebilir mi? Dönebilir. Bir geri çekimle yapabilir mi? Yapabilir. Ya da uyumsuzluk vererek daha sert hareket edebilir mi edebilir yani şu dirençleri de atalım artık ben bu kadar sert bir mum <laughs> beklemiyordum evet faili diyen biziz e, faili de demem nedeni şu şimdi rakibi icp o sert yükseldi fail ondan geri mi kalacak hayır yani gördüğüm nokta bu e, gözünü yani şuraya da alırsa artık 9.50'yi alırsa da 10.80 e, 10 bandına doğru gözünü diker ama ama yani şuranın üzerinde kaldığı sürece de geniş bir renç var arkadaşlar. Yani şuralar geniş bir renç. Yani en fazla belki şuraya 14 bandlara doğru bir takılma yapabilir mi? Yapabilir ama gördüğüm tablo gerçekten güzel. Bir geri çekilme yaparsa şuraya doğru. Ee, yani nerelere doğru? 7.5 ya da burası. 7.15'e doğru bir geri çekilme yaparsa. Ben belki bir kez daha şansımı denerim. Ama şimdilik biraz karla biraz sakinleşip durmakta yarar var diye düşünüyorum. Geldik yorumlara. Evet APD, Gal'ı inceledik, Fail'i de inceledik. Alpine, Alpine'yi de inceledik. Alpine de diyeceklerimiz bu. Hop, evet. Hop, hop, hop. Serkan hocamızın hop. Optimus olması lazımdı. Yani bak şimdi daha önce çizimde dedim ki ben şöyle bir çanak kulp yaptı. Buranın hedefi aşağı yukarı buralara getirir. Ben tabi çok düşük attığım için çok güzel karlar getirir. O yüzden kar almayı düşünmüyorum ama sat sinyali geliyor. 1.56 yani aşağı yukarı Serkan hocam dediği nokta o. Ama şura benim için yani şimdi eğer çanak kulp yapacaksa. Şuradan böyle bir çanak kulp yapmanız. Genellikle kulplar biraz daha derin olur. Yani gördüğüm tecrübe o. Yani birçok e, koyun özellikle çanağı yapıp kulbunu yapım sürecine gittiğinde kulp kısmını biraz daha derinden alıyor. Tabii Optimus yeni bir proje, yeni bir koyun. Şöyle yatayda da bir e, çanak kulp yaparsa olabilir mi? Olabilir. Evet çok güzel kazandırdı e, paramızı. Kaça katladık? E, yani iki buçuk katına katladı. Bakalım. Ee, yani şuralara doğru bir geri çekimi yaparsa Şansımı belki denerim Biraz daha ekleme yapabilirim Yani bu kadar sert yükseleceğini Düşünmüyordum ama yavaş yavaş e, Günlükte zaten arası şişmiş Yani e, Dün sorsalardı Evet günlükte arası şişmiş 4 saatte de e, gösterelim Muafiyet 4 saatte daha fazladır Yani düşün 90'a kadar çıkmış mı Kaç'a kadar çıkmış Evet 90.60'a kadar çıkmış yani Zaten şurada da bakın ee, şuradan itibaren uyumsuzluk veriyor. Bakın, Burada arası e, düşüyor. Ama fiyat yukarı çıkıyor. İlginç. Ee, yani gördüğüm tablo bu. Destek ve dirençler bunlar. E, yani şurada da 1.30 bandı var. Onu da bir atalım da. Şurada gözüme çarptı. Ben yani diyeceğim bu çok sert hareket etti. Şunlardan birkaçını sileyim. Evet. Yani şu. Bakın. Çanak kulpları gösterdim. Bakın çanak kulp Sonra büyük çanak kulpa geldi. Çanak kulp üzerine çanak kulp dedik. Güzel kar getirdi bakalım. Ee, şimdi opu geçtik. Geldik diğer yorumlara. Avax Sol TRB evet Avax. Avax bir zamanların modasıydı. Ee, ama artık elimde hiç yok Avax. Uzun zamandır da incelememiştik. Şöyle bir yapı var mı? Bir bakalım. Ee, Şimdi yani bütün düşen trendleri kırmış ama e, yani çok hiç hareket etmemiş yani diğer coin'ler gibi hiç hareket etmemiş daha gidecek çok çok yolu var ama 28 bandı yani 28 bandını aldın mı sert hareketlenir diye düşünüyorum hiç daha dokunmamış bile yani bırakın e, 28'e yaklaşmaya 25-26 bandından dönmüş e, gördüğüm tablo bu yani 27. 86 diyor direnci. 28 düz diyeyim. Bizim olsun diyelim. Başka bir şey var mı? Şöyle bir baktığımda net bir yükselen trend varmış gibi gelir ama yok arkadaşlar. Belki şuradan itibaren çizebiliriz. Günlükteki bir tabloya bakalım. Yani günlükte de arasa hiç şişkinliği yok. Arasa hiçbir şişkinliği yok. Daha gidecek çok yolu var. Al sinyali hala devam ediyor. Çok nazlanmış. Yani Tam nerlerden düştü bir zamanlar. Evet favorimiz de güzel kazandık ama aşkı da yeri geldi bitirmesini bildik. Ee, şu indikatörümüzü bir açalım bakalım bunu Evet hemen açalım. Ne diyor? Evet güzel. Yani şu bunun üzerinde üzerinde tutunduğu sürece tat e, durum normal. Yani bir geri çekilme olursa nereye kadar geri çekilir? 22 bandına doğru ama yani 28 almak zorunda. bütün tablo 28 gösteriyor. Yani 28 alırsa sert hareketlenebilir diye düşünüyoruz. Sola da hızlıca bir bakalım. Solda son durum ne? Yani sol dağ aynısı. Aynısı arkadaşlar. Yani. Birebir aynısı. Sol, sol, sol. Bir zamanlar 20 bandından toplarken, yani şuralardayken topladık. Ee, yani ben şu 78 bandında artık sattım buradan yükselmez dedik ama uzaya çıktı önemli olan kâr Pişman mıyım değilim pişman değilim Kâr aldımysak pişman olmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum yani Aynı aynı birebir aynı ee, şöyle bir yükselen bir trendimiz var Tepesi de yani aşağı yukarı bakın ee, Sonra tekrardan gidecek olursam 50 bandı. 50 bandın üzerinde de zaten bir e, W hedefi var. Yani şöyle büyük bir W olabilir. Şu W'de de var. Aşağı yukarı hepsi bakın. Hepsinin kesiştiği yer 50 bandı. Yani 50 bandı kilit rol oynuyor solda. Gördüğüm tablo bu. E, bu da hani Avax gibi nazlanıyor. E, evet bir zamanlar herkese güzel kazandırdı. Soli hala severim. E, arkasında FTX var. Bakalım. Bakalım yani gördüğüm tablo bu. Diyeceklerim bunlar solda. Yani solda avax aşağı yukarı aynı. Aşağı yukarı aynı. Ee, ama buraya dalırsa yani önünde geniş bir alan var. Yani 81 bandı da, da tutar. Yani ama şurayı alması lazım. 50 bandını alması lazım diye düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar e, solda. Şimdi diğer yorumlara geldik kız Aha bir de TRB varmış. TRB'yi es geçiyorduk az daha. Şunu en alalım şöyle. TRB. TRB'nin durumu güzel. Yani gerçekten e, 4 güzelmiş ama yani tablosu güzel. Tablosu güzel de şu ara sayı biraz beni e, şey etti. Yoksa tablosu gerçekten çok güzel. Yani şu an üzerinde kaldı. Yani şuraya alırsa asıl sert hareketlenmeler bura. E, burayı da kaybetmemesi lazım yani 29 bandının üzerine kaldığı sürece sıkıntı panik yok ama günlükte arası şişmiş sadece o kötü yani bir tık daha gidip şurayı kırabilir mi kırabilir zaten arasındaki şu şişkinliği indirme bir hareketi hala al sinyali devam ediyor ama biraz daha geri çekilirse sat sinyali de verebilir destek dirençler hemen bakın şu beyaz kareler arasında kalanlar bizim destek ve dirençlerimiz yeni girenler varsa Bunları not tutsun. Şimdi geldik. Bunu da geçtik şimdi. Hızlıca geçiyoruz. Çünkü çok fazla istek var bugün arkadaşlar. Movis. 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 Eğilgidi Movis. Movis'de düşen trend vardı en son. Telegram grubunda da söyledik. <laughs> Özür dileyim. Movex yazmışız. Evet. ne dedik ne dedik bakın e, şurada girin ama burada kar alma kısmı zaten burada da sıkışan bir yapı var. E, ama asıl toplum bu değil. Burada ben düşen tren çizmiştim. Acaba farklı bir yerden mi açtık? E, o okay, bakalım? Evet ha, tablomuz bu. Şimdi e, kim sormuştu? Ha Hüseyin hocamızın da Jasmis var. Bundan sonra Yakup hocam. Şimdi Telegram grubunda da söyledim. Daha önceki videolarda da söyledim. Mavez'de düşen bir trend var. Yani düşen bir trend var. Bu düşen trendi kırmadı sürece ben girmeyeceğimi söyledim. Düşen trend kırılırsa evet oyuna dahil olabilir miyim? Olabilirim. Ee, güzel bir yanı orta bandın üstünde ama kanalın tepesini hiç denememiş. Yani çok e, yatırımcısını küstürmüş artık üzülmüş mü ne derseniz deyin e, 4 saatliğine bakalım yeni bir proje şimdi altına bir destek atlan nereden döneceğini bilemeyiz yeni bir proje kendi desteğini kendi direncini kendisi oluşturacak yani e, gördüğüm tablo bu, an bir üzerine atması lazım artık e, 80 bandının 80 bandının üzerine atmazsa yapacak bir şey yok Öyle sayı dibin dibinde yani günlükleri 4 saat dibin dibinde bakalım yani günün sonunda şu kanaldan çıkacak ee, ama kanaldan çıktığında da şuradaki direnç yapısı bizi birazcık uğraştırabilir arkadaşlar yani. yani buraya kadar mı çekebiliriz yani belki evet 19 bandı 19 bandı sıfırları söylemiyorum gördüğüm tablo bu düşen kanal yani bu kanalı ben daha önce çizdim bu kanal kırılmadan da girmenin bir mantığı yok Mövezi geçtik evet Jasmi 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 de söyledik geldi geliyor geliyor gelmekte olan güzel 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 Jasmi de söyledim Bak, geçen videoda dün dünkü videoda ne dedim bakın günlüğünü de açalım dün akşam saatlerinde çektim de burada bakın Jasmi 90 bandındayken dedim ki hareket etmemiş projesi de aslında Jasmi'nin şöyle bir baktığımda gerçekten çok hoş bir projesi var. Ee, çekik gözler ama bu sefer Japonlar yani Çinler falan değil. Ee, neyse tabloya gelelim. Ee, yani şu şu bandı üzerine attık mı iş tamam. Yani şu an üzerinde ekstra bir mum. Ee, şu anda ona doğru gidiyor. Yani bunun üzerinde kapanışlar yaptığımız sürece sert şuradaki W'nin hedefini getirir. W'nin hedefi aşağı yukarı 14 bandı. Yüzde kaç kar vermiş? Bugün birçok koyun düşerken %20-%30 kar vermiş. Güzel. Yeter arkadaşlar. Ama şurayı da alırsa çok tadından yenilmez. Ara sayında 4 saatlikte evet şişme var mı? Daha gidecek yolu var yani aşağı yukarı. şit e, shitcoin ne diyeceğim? Şimdi hocam shitcoin değil diyeceksiniz. Benim gözümde hepsi shitcoin arkadaşlar. E, neyse. Daha hafif de olsa gidecek yeri var ama e, asıl dikkat çektiğim şey şuydu. Bakın. Günlükte. Günlükte daha gidecek çok yolum var. Ara sayında hiçbir şişme yok. 65-70 bandlarında. Daha 50'yi daha yeni geçmiş. Daha yeni geçmiş. Evet tablo biraz hoş. Bakalım şu hoşluğu da bir giderecek. Yani şu an şöyle mi yapsak artık W. İğnelerden alırsak aşağı yukarı yine aynı yerden reddiymiş. Yani şurayı bir aşması lazım. Çok az kaldı. Yani ha gayret jasmi diyelim. Jasmi'ye şuradan bir gaz verelim. Ee, gördüğüm tablo bu Jasmine'den, jasmiden sonra şimdi yorumlara geldik tekrardan ee, Hüseyin hocama ben teşekkür ediyoruz zaten TLM Evet TLM demiştik bakın TLM mavi zincirlik şöyle bir atladım ee, şeyler var mı Evet TLM'ye bakalım mı hadi <laughs> Bakın bunun da tablo hoş. Yani kim sormuş da hemen ona bir bakalım. Eee yazmış. Herhalde gözümden de kaçmış olabilir. Ya da video çekerken o sırada denk gelmiş olabilir. Doruk Bey, şimdi Telemen'in tablosu hoş. Yani gerçekten çok hoş bir tablosu var. Ama o hoşluğu giderebilmesi için yani Arasay'da da gidecek daha çok yolu var. Bu da daha elinin üzerine yeni atmış. Yeni atmış. Daha ben hiç yükselmedim diyor. Ee, al sinyalimiz çok güzel devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Yani iki engel var. 31 bandıyla 37 bandı. Ondan sonra gözümüz 51 bandına doğru gidebilir mi? Gidebilir. Yani sert hareket edebilir mi? Edebilir. Ee, 4 saatliğine bir bakalım. 4 saatliğine şurada bir şişkinlik yapmış. Zaten onu da indirmiş. Yoluna devam etmesi lazım ama gerçekten 31 bandı yani çok sert bir şekilde duvar örmüş. Alırsa evet e, ilk yani ilk gideceği yer. Yani çok fazla inceleme var da şurada yani aşağı yukarı. Yani 38-39 ilk gideceği yer 38-39. Ondan sonraki gözü 51-52 bandın diye düşünüyorum. Yani tablosu hoş. Ara sayında şişkinlik yok. Çok öyle yükselmemiş. Daha gidecek çok yolum var diyor bana göre. Geri çekilmeler olursa 29 bandı var ardından e, yani buraya gelirse ben şansımı denerim 24 bandına bir daha gelir mi bilmiyorum ama e, gördüm tablo bu. Başka var mı? Şöyle bir bakalım. Yorumlara Alpine'ye geçtik, Jasmine'ye geçtik. Avax Sol ya e, MX Serhat hocamıza da bizler de selam evet Alpine'den çok istek vermiş. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz konular varsa da yazın arkadaşlar.